Yusuf'u nasıl bulamadın ya? Oğlum bütün morglara bak dedim, bakmadın. Baktım amirim, baktım. Her yere baktım. Hatta cinayet şubenin ağzını bile aradım ama kimliksiz bir ceset falan yok. Nasıl yok ya, nasıl yok? Yok işte. Allah Allah. Amirim, bu bebe ölmemiş olabilir mi? Oğlum ölmüş diye bana istihbarat geldi. Sen hastaneler falan da bak ama sessiz sakin. Niye olduğunu bir söyleseniz. Rica Subutay. Kıramayacağım biri bulmamı rica etti. Ne oluyor lan? Tırsıyor musun sen yoksa? Yok amirim, ne tırsması? Meseleyi bilmeyince. Oğlum senden yanlış kanunsuz bir şey istemiyorum ki. Yerini bulacaksın o kadar. Hadi. Ricaymış. Din sen ya. Din de beni dört döndürüyorsun. Yemek getirdim. İstemiyorum senin yemeğini. Tek elinle yiyebil... İstemiyorum senin yemeğini. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Bu yaptığın resmen adam kaçırmak. Yasemin sakin ol. Sen nasıl beni burada böyle tutuyorsun ya? Bırak beni. Bırak Birkan, bırak beni. Yasemin niye kendini de beni de yakmaya çalışıyorsun ha? Ben ne yaptıysam senin için yaptım ama sen... Birkan. Bak. Ben düşündüm. Ben yanlış bir karar vermişim. Ben vazgeçtim. Gitmeyeceğim diyorum ben. Gitmeyeceğim polise. Teslim olmayacağım. Hadi bırak beni. Bırak gideyim. Neden anlamazdan geliyorsun? Neyi? Sana aşık oldum. Yasemin ben deli gibi aşık oldum sana. Öyle böyle değil, ne uyku ne bir şey. Her baktığım yerde seni görüyorum. Ne aşkı Birkan? Ne aşkı? Görüyor musun Buz? Yanlış bir aşk bitirdi beni. Yasemin'e inanmak nelere mal oldu? Sen de biliyorsun aslında. Ta o tekne gecesinden beri biliyorsun. Ben o gece seni niye serbest bıraktım? Aşık oldum çünkü. Sen de bal gibi biliyordun. Ne? Ne anlaması ya? Birkan sen beni o gece bir kere gördün. Bir kere. Bir kere görmekle aşık mı olunur? Olunur. Bak ben seni bir görüşte aşık oldum. Tek bir kere de Yasemin. Birkan. Lütfen bırak beni. Lütfen bırak beni gideyim. Senin için ölüyorum Yasemin. Her şeyi yaparım senin için. Yaptım da. Kaçırdın sen beni ya. Kaçırdın, buraya kelepçeledin. Ne biçim aşk bu ya? Aşık insan bunu mu yapar? Mecbur ettin. Beni mecbur ettin. Ben kendimi senin için ateşe attım. İçin cesedini ortadan kaldırdım. Ben mi dedim sana git kaldır diye? Ben mi dedim cesedi yok et diye? Ben istemedim. Sen gittin kendin yaptın. Hapse giremem dedin. Kardeşim mahvolur dedin, annem hapiste öldü dedin, demedin mi? Ben sana cesedi kaldır diye bir şey dedim mi? Ben o gece teslim olacaktım ya. Ben o gece teslim olacaktım. Hala anlamıyorsun Yasemin, hala anlamıyorsun. Neyi Birkan? Bedelini mi istiyorsun? Neymiş bedeli? Sana aşık olmam mı? Ol deyince oluyor mu öyle? Bir şans ver Yasemin. Bana bir şans ver. Bak sen de beni seveceksin biliyorum. Her şeyi yaparım senin için. Bu yaptığımın bin kat fazlasını yaparım. Bırak o zaman beni.
Madem beni bu kadar seviyorsun, bırak gideyim. Bırakamam ki. Ne zamana kadar burada tutacaksın beni? Ne kadar Birka? Ne yapacaksın? Polise gitmeyeyim diye öldürecek misin beni? Öldürecek misin? Söylesene. Öldürecek misin beni? Niye böyle acı acı konuşuyorsun Yasemin? Zorlaştırma bak, zaten içim parçalanıyor. Zorlaştırma lütfen. Birkan. Ben sana vazgeçtim diyorum. Vazgeçtim. Gitmeyeceğim ben polise. Birkan. Bak sana yemin ederim. Ben gitmeyeceğim polise falan. Bak kardeşimin üstüne yemin ediyorum ki gitmeyeceğim Birkan. Ne olur bırak beni. Bırak beni lütfen gideyim. Yalvarırım. Lütfen. Bırakamam Yasemin. Bırakamam. Birkan! Birkan gitme Birkan dur! Birkan! Birkan gitme ne olur! Birkan! Ya ben senin için yaptım her şeyi. Senin için kendimi ateşe attım, kendimi yaktım senin için ya, senin için, senin için. Beni sev diye, biraz olsun sev diye yaptım ya. Buzlu çay getirdim. Bilmiyorum sever misin? Şuraya bıraktım. İmdat! İmdat! Bağırma lütfen, bağırma, bağırma! İmdat! İmdat yani beni zor götürmeyin! İmdat! İmdat! Sen niye geldin gene? Açsana şunu ya, Allah Allah. Senin ayağın iyi alıştı benim eve ha. Ne istiyorsun gene gece gece? Hala bulamadın mı Şirin'i? Telefonla sorsana, bunun için mi geliyorsun? Hay Birkan, ben evlere sığamıyorum sıkıntıdan. Söylediğin lafa bak. Yayılma, yayılma. Hiç çekemem seni bu saatte. Hadi evine. Ne oluyor sana ya? Allah Allah. Bak, gitmez diyorsun ama ben sana söyleyeyim. Bu kız Yasemin'in evinde. Kesin. Ya abla gitmedi diyorum, gitmedi. Nereden biliyorsun ya? Yasemin'in evine baktım çünkü. Nasıl? Gizlice evine mi girdi? Tövbe yarabbim ya. Vallahi bir gün yakalanacaksın. O zaman göreceksin gününü. Ne olur yakalanırsan ha? Yasemin polise miydi? Yok. Yine telesekretere düşüyor. Allah'ım ya Rabbim, öldürecek bu çocuk beni ya.
Kim bilir hangi arkadaşıyla nerede geziyor? Başını inşallah derde sokmamıştır. Hah, geldi nihayet. Bunun hesabını soracağım ona. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Ben Arda Yenilmez'in halasıyım canım. Arda Bey. Arda neredesin oğlum sen? Ferhan niye geldin sen yine? Sen Arda ile görüşmeme engel mi oluyorsun? Sırf onunla konuşmayayım diye telefon numarasını mı değiştirdin? Ne saçmalıyorsun sen ya? Abuk sabuk konuşmaya mı geldin buraya? Dün geceden beri çocuğa ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Aklımı oynatacağım artık. Biliyorum. Sen engel oluyorsun. Yeni telefon numarasını ver bana hemen. Belkıs'ın Arda Bey'e ulaşamıyorum. Bütün arkadaşlarını aradım. Kerem Bey'i, Cem Bey'i, Bora Bey'i, hepsini. Hiçbiri mi bilmiyor nerede olduğunu? Dün geceden beri onu görmemiştim. Gördüğüm lüzum üzerine Marine Marine'deki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildirir. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Nasıl yaparsın bana bunu Yasemin? Bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl inandım ben sana? Nasıl güvendim? Allah kahretsin! Nasıl yaparsın bunu? Cem. Cem lütfen kapıyı açar mısın? Evdesin biliyorum, araban kapıda. Cem kapıyı aç lütfen. Cem Arda yok. Hala? Dün geceden beri telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Ah! Ne oldu buraya böyle? Ha? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Anlat bana lütfen. Hala sorma. Lütfen anlatacak bir şey yok, sorma. Tamam. Peki. Tamam, sormayacağım. Ama yine de Arda'yı bulmamız gerek. Dünden beri haber alamıyorum kendisinden. Ben ne yapayım hala? Hı? Ben daha ne yapayım? Bütün ömrüm Arda'nın arkasını toplamakla geçti. Ben daha ne yapayım? Yeter artık, yeter. Haklısın çocuğum. Haklısın. Bak Arda seni çok üzdü biliyorum. Ama kardeşin sonuçta. Gel onu arayalım canım. Bak başı belada bu çocuğun. Ne? Gel Cem gel. Çocuklara haber verdim. Hastanelere bakıyorlar şimdi. Gökhan da karakollara bakıyor. Karakola düşse şimdiye kadar bir haber çıkardı. Hastanelik olsaydı çıkardı. Öyle de işte yanında kimlik yoksa çıkmayabilir. Nasıl yani? Yaralandıysa falan mı diyorsun? Hatta öldüyse... Yok be oğlum. Geç otur şöyle gel. Abi oturamam ya, çıldıracağım. Nerede bu çocuk? Ne oldu bu çocuğa ya? Var bir keşmekeş durum da toparlayacağız müdürüm. Tabii tabii tabii. Baş üstüne. Mehmetler. Saygılar. Saygılar müdürüm. İyi akşamlar. Birkan Bey'le görüşebilir miyim? Buyurun buyurun. Ben yardımcı olayım. Konu neydi? Yeğenim kayıp. Cevat müdür burada, yanlamak yok ha. Her dakika zımba gibi göreceğim sizi. Bak sizin yüzünüzden laf işitirsem canınızı yakarım ha. Tamam mı? Emredersiniz amirim. Emredersiniz amirim. Kontes de gelmiş. Uçtun mu be kadın? Siz nesi oluyorsunuz? Ben halasıyım. Yeğenimden bir haber almayalı 24 saat oldu. Artık çok korkuyorum. Ferhan Hanım, hoş geldiniz. İlkan Bey. Tanışıyorsunuz galiba. Tanışıyoruz müdürüm. Evet.
Sağ olsun Birkan Bey daha önce de çok yardımcı olmuştu bana. Birkan Bey, telefonda da size söylediğim gibi dün akşamdan beri Arda ortada yok. Başına bir şey mi geldi? Ulaşamıyorum. Öldü mü, kaldı mı? Doğrusu çok endişeleniyorum. Peki annesi babası yok mu yeğenizin? Babası yok maalesef. Annesi var, sözde. Ama çocuklarıyla ilgilenmiyor. En son ne zaman görüştünüz? Birkaç gün önce aradım. Biraz konuştuk. Dün akşam aradım, açmadı. Sonra da telefonu kapandı. Arkadaşlarıyla görüştünüz mü? Yani onlar ne söyledi? Şuraya gideceğim falan diye. Evet, ben de numarası olanları aradım. Onların da haberi yok. En son Kerem'le görüşmüşler. Ama Kerem'in de haberi yok. Abisi ilgilenmiyor mu? Abisi var bir de. Arda'nın yine başı derde girdiğinde gelmişti, o zaman tanışmıştık. Abisiyle arası çok kötü. Ama rica ediyorum lütfen. Lütfen bulun yeğenimi. Merak etme. Şimdi sizden resmi bir kayıp başvurusu alalım. Tamam. Birkan, sen hanımefendiyi kayda götür, bir kayıp başvurusu alsınlar. Teşekkür ederim. Buyurun Ferhan Hanım. En son ne zaman konuştunuz? Tamam, anladım Erhan. Sağ ol, çok sağ ol. Tabii tabii, ben söylerim, o arar seni. İyi akşamlar. Sağ ol. Ne oldu oğlum? Bilmiyor mu? Bilmiyor abi, bu da bilmiyor. Kesin bir şey geldi başına. Dur be oğlum, dur be oğlum. Gelmemiştir, sakin ol. Abi başına bir şey geldiyse affetmeyeceğim kendimi. Arda'nın telefonu 24 saat kapalı olamaz abi. Telefonla yaşıyor bu çocuk ya. Ya şarjı falan bitmiştir, olamaz mı? İlk dükkana girer yedek şarj alır abi kendine, hatta yedek telefon alır. Bilmiyor muyum ben kardeşimi? Bulamadın mı? Yok Cem, karakollarda yok. Gözaltına alınmamış. Abi keşke karakolda olsaydı ya. En azından sağ salim olduğunu bilirdik. Tamam abi, sakin. Bulacağız. Yok, bu sefer kesin bir şey geldi başına. Bir yerlerde öldü kaldı bu çocuk. Ya Cem, oğlum bak vallahi kızıyorum ha. Ben iyi düşün dedik ya, bir iyi düşün. Abi Arda söz konusu ya. Kardeşim ya, ne yapayım? Buyurun. Hemen işleme koy, ekipler aramaya başlasın. Emredersiniz amirim. Buyurun. Arkadaşlar soruşturacak Ferhan Hanım. Siz evinize gidin, bizden haber bekleyin. Çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Ne demek? Merak etmeyin, bulacağız. İbo. Cevat müdür sorarsa ben yarım saatliğine çıktım, tamam mı? Emredersin amirim. Ya bir çeşmeye, bodruma falan bakarsanız belki oralara gitmiştir. Cep telefonunu düşürmüştür, çaldırmıştır falan, ne bileyim. Tamam. Tam haber bekliyorum. Arabasını da mı bulamamışlar? Yok Cem, arabasını da bulamamışlar. Ya Cem, Belkıs bulmuş olabilir mi? Hı? Seni gıcık etmek için arttırmıyordur falan. Olamaz mı? Numarası var mı sende? Var abi. Alo Gül. Arda geldi mi? Tamam. Tamam, kapat. Oh. Oh. Cem arıyor. Alo Cem. Oğlum sesini duydum. Arda geldi mi? Yok, gelmedi. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Hayır, bilmiyorum. Takılmıştır bir yere yavrum. Niye sordun? Ne oldu? Tamam, gelince arasın beni. Cem bak, bir... Ne oldu? Bilmiyorum. Nami arıyor.
Efendim ne abi? Bulmuş mu? Hangi hastane? Hastane mi? Yasemin de ortada yok. Bugün aradı, hastayım dedi. Bu ikisi kafa kafaya verdi, bir dümen çeviriyorlar. Kuyu mu kazacaklar benim? Yasemin'i karıştırma. Yok canım, ben Yasemin'i severim. O sağlam kız. Ama o şirin zillisine uyup niyeti bozduysa, bak o zaman acımam, yakarım. Yasemin'i karıştırma dedim. Bak Yasemin'e en ufak bir zararın dokunursa kendine ölümlerden ölüm beğen. Tamam mı? Birkan sen kafayı mı yedin? Bu nedir ya? Ne aşkmış ya? Ne aşkmış? İçkin var mı? İçki mi içeceksin şimdi? Ay sinirlerim bozuk diyorum, anlamıyorsun. Ya bir dur. Bozlukta mı? Zıkkımlanacaksan git evinde zıkkımlan. Hadi hadi hadi. Ne oluyor ya? Sen niye göndermeye çalışıyorsun beni? Birini mi bekliyorsun? Allah Allah. Hadi abla, hadi, hadi. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama hadi bakalım. Gürkan, haber alırsan hemen ara beni. Ararım, ararım. Hadi. Kim arıyor? Söylesene kim arıyor? Ne oldu, cesedi mi bulmuşlar söylesene? Açsana telefonu. Bulmuşlar mı cesedi söylesene Birkan. Alo Suvu. Amirim. Sizin bebeği buldum. Hangi morgda? Morgda değil. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Ne olmuş? Niye bulunamamış bu saate kadar? Kimliği mimliği olmadığı için ailesine haber vermemişler. Avukatı bulmuş. Şimdi de anlarlar. Nerede bulmuşlar? Beyoğlu'nda bir sokakta. Belediye işçileri bulmuş. Çıplakmış. Çıplak mı? Gömlek memlek ne varsa almışlar. İyi mal götürmüşler yanınıza. Saat muhatap için. İyi olmuş. İyi olmuş. Kafa bir dünya gezerse olacağı bu. Amirim ben ne yapayım? Gideyim mi kalayım mı? Git git, tamam. Tamam. Ölmemişim. Ne olacak şimdi? Yasemin'i suçlarsa ne olacak? Pardon, girebilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Arda? Kardeşim. İyi olacak, merak etme. Olacak tabii. Güçlüdür o. Yaşıyor. Yaşıyor. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun, ben katil değilim. Ben katil değilim, ben katil değilim. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş. (Gülüyor)
gidebilirsin. Hırkan. Ben iyilik yapmak istemiştim. Sadece iyilik yapmak istedim. Arda'nın nabzına baktım, yoktu. Öldüğünden emindim. Sokağa bırakırken de emindim. Her şeyi ona göre planlamıştım ama yaşıyormuş. Bana bak. Hastaneden çıkınca seni suçlayacak. Beni öldürmeye çalıştı diyecek. İnkar edeceksin. Sadece inkar edeceksin. Hiçbir şeyi ispat edemezsin. Birkan ben... Yasemin, senin kardeşin var. Unutma, kardeşin var. Murat'a bir şey olmasını istemezsin değil mi? Merak etme. Arda benim evime falan gelmedi. Yalan söylüyor.